Onur Şimşek yeni yaptığı Kırmızı Tatar yayı prototipini bize gönderdi. Biz yayı ilk gördüğümüzde aşık olduk. Yani Harun da ben de yayın görünüşüne gerçekten kemik tamamıyla aşık olduk. Ve bu bir all resin yay. Yani fiberglass ve epoksi reçine bir kalıpta birleştirilip preslenerek şekillendiriliyor. Şimdi yayın testlerine başlayacağız yakın zamanda ve bilimsel olarak enerji verimleri vesaire hepsi değerlendireceğiz. Ama ilk izlenimler için bir video yapmaya karar verdik ve ilk izlenimlerin çok önemli bir ağızdan çıkması için gerekeni yaptık. Grubumuzun Kırım Tatarı Ozan Ulu bir Kırım Tatar yayı ancak bir Kırım Tatar kökenli insan tarafından kullanılırsa ne olduğu tam anlaşılır. Onun için buyurunuz. Teşekkür ederim Mert Hocam. Görüntü olarak müzelerde gördüğümüz Tatar yaylarına oldukça benzeyen bir yay. Ben sürekli olarak bir old resin yay kullandığım için herhalde en mantıklı yorumu ben yapabilirim. Öncelikle old resin yaylarda görülen vibrasyon sorunu bunda çok düşük seviyelerde. Şimşek yayları testlerine devam ediyoruz. Nitel değerlendirmelere başladık. İlk olarak da Onur Şimşek'in yapmış olduğu yaylardan Kırım Tatar yayının nitel değerlendirmesini yapıyoruz. Yaptığımız yay testlerinde nitel değerlendirmeleri 4 unsurda belirliyoruz. Kabza konforu, birincisi kabza benim elime biraz büyük geldi. Dolayısıyla mevcut bu kabza çok hoşuma gitmedi. İkincisi otantik görüntü ki otantik görüntü enfes, nefis. Yani Onur Şimşek'in yapmış olduğu yayların görüntülerini her zaman sevmişimdir ve bu Kırım Tatar da çok yakışıklı duruyor. Lamine yaylardaki o teknoloji kokan görüntüden çok uzak, çok otantik, hayran uyandırıcı bir görüntüsü var. Üçüncüsü vibrasyon. Yayda atış esnasında vibrasyon olduğunu hissediyoruz. Hissediyorsunuz. Ben de hissettim. Lamine yaylara göre performans vibrasyon açısından daha geride tabii ki. Hani bir şeyin bir iyi bir kötü tarafı, pozitif negatif tarafları olabiliyor. Bundaki vibrasyon da negatif taraflarından, negatif tarafı diye söyleyebiliriz. Üçüncüsü de çekiş karakteristiği. Şimdi benim çekişim 28 inç ve bu da uzun bir yay olduğu için ben 28 inçe çektiğimde daha hala çekilebileceğini hissediyorum. Dolayısıyla bu çekiş karakteristiği açısından benim gibi orta veya ortanın altı insanlara uygun değil. Çekiş mesafesi olan okçulara uygun değil. Daha uzun çekişi olanlar için çok ideal olduğunu düşünüyorum. İlk başta çekiş karakteri 29 ince çeken biri olarak bana oldukça rahat ve konforlu geldi. Otantik görünüm olarak açıkçası kasanlı bir Kırım Tatar yayı görmek bizi oldukça heyecanlandırdı. Görüntü açısından oldukça hoş ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Kabza konforu, kabza biraz sanki ele büyük gibi. Çok konforlu olduğunu açıkçası düşünmedim. El şoku olarak da bir miktar el şoku hissettim. Ama bu yine atış kalitesini ya da isabetini etkileyecek kadar çok fazla değildi. Is the longer premium Tatar bow, Chaman. Is the given brand name. This is quite an elegant bow. I really fell in love with that bow when I first saw it. There is some hand shock. I think it is because of the proportionally enlargement of the profile. I mean this transition from salt to kasan may be a little bit too thick because all the design was proportionally enlarged. So if it,
it is made smaller, I think, I assume that the hand chop will be less. And this also will lower the mass of the limp extremities, so it will enhance the speed of the arrows. Other than that, the grip is too big, the belly side is too convex compared to the originals in the museums. So in the qualitative analysis, we are giving marks to different parameters. One of these the parameters is the grip comfort, and this grip comfort is not the best. We are giving scores from 0 to 5, and I would give only 3 to the grip, but if the grip is made a little bit smaller from the belly side, it's going to be a perfect grip, really. The hand shock is, there is some hand shock, so I would give 4 for this feature. It is not too much for a bow at this length. And the draw characteristic is perfect. I'm drawing to 29.5 inches, and for long drawing archers, these designs, I mean, the designs like that of a Crimean Tatar bow is perfect. And we will see in the fourth draw curve evaluation that the draw will be smooth even at the end of the draw for a long drawing archer. So I would give a 5 for the draw characteristics. And the look-alike, whether this bow is a good look-alike, whether it is copying the authentic design well enough, yes, it does. In the unstrung position, the reflex is very good. It starts from the grip, and there's a very good reflex. All the other features are very good as well. Only I would argue a little bit about the transition between the kasan and the sal section. But the grip, unfortunately, it will not get my best point because of the grip, but I can give a 4 of 5. In the shorter Crimean Tatar bow, which seems to be a little bit more comfortable compared to the longer version. And it makes sense, of course, because the limbs are shorter, therefore the vibration is less. It is much more comfortable in terms of the hand shock you have during release. And the authenticity is better. As you see, the grip is shaped much more closer to the original design. And here, the transition between the kasan and sal is excellent in terms of the size and shape. In general, the design is really good. There are some shorter Crimean Tatar bows as exhibited in an exhibition in Sabancı Museum a couple of years ago. They were the bows of the Medici collection, and in that collection there were some Ottoman bows categorized as Crimean Tatar bows. They had string bridges like the original Crimean Tatar bows. So the classification is not that sharp. So it can be said that this is quite a well-made Crimean Tatar bow, a shorter one, because according to Katip Abdullah Çelebi, an author and archer of the 17th century, the length of the Crimean Tatar bows may be much more than these, but this is quite a short, well-made Crimean Tatar bow in design, very comfortable in shooting and draw as well. So this is longer than the Sipahi models, but not as long as the longer version of the Crimean Tatar, and very smooth drawing up to my draw, which is 29.5 inches. I really don't feel any stacking, nothing, and no hand shock at all. Şu anda bir prototip olan ve Memluk yayı diye üretilmiş olan yay ile Çağan ismini taşıyan ve Kırmızı Tatar, bu ikisi prototip. Hatta bunun ismiyle ilgili Onur Bey ile yaptığımız telefon konuşmasında Memluk yayları ile ilgili çok kesin bilgiler olmadığı için aslında buna bir nevi kısa Kırmızı Tatar dedi telefonda. İsminin ne olacağı da çok belli. Her ikisi de setback kabza, yani kabzalar refleks içeriye doğru geliyor.
Ve onun dışında da oluşumcu Osmanlı yaylarının sırt taraftaki konveksitesinden farklı olarak iç tarafta da konveksiteleri var. Bu özellikle çağında çok belirgin. Dolayısıyla ölçüm sırasında kiriş yükseklikleri değişecek ve kiriş yüksekliklerini farklı standartlarda ölçeceğiz. Onun dışında da ölçüm sırasında bu karın tarafındaki konveksite bize biraz sorun yaratacak. Burayı güzel stabilize etmemiz gerekecek ki yay dönme yapmasın ölçümler sırasında. Two of the bows have setback grips. This shorter one was named Mamluk bow, but Onur Şimşek is also not very sure about the generic name, because there is no certain evidence about how the Mamluk bow looked like. Therefore, he said it is almost the shape of a bow from the Kipchak era, which is similar to a Crimean Tatar. So it may be classified or named as short Crimean Tatar as well. The longer one is Chan, which is a Crimean Tatar bow. Both have setback grips, and other than that, both have a convexity in the belly side of the bow. This is more obvious here in the longer version. So therefore, we will have to adjust the brace height, so the reference point that we start measuring the draw length. Kırım Tatar yayını 30 inçe kadar çektik. Çünkü doğası gereği Kırım Tatar yayları uzun çekişlerle ve ağır oklarla daha verimli. Dolayısıyla sadece 28 inçte değil, 30 inçteki enerji depolamasını ve enerji aktarımını bu testte değerlendireceğiz. The draw length of the Crimean Tatar bow is measured at 30 inches as well, 48.11. Which is 48.11 pounds, because you know the design of the Crimean Tatar bow is actually to launch heavier arrows with longer draws. So that's why we are assessing or evaluating the Crimean Tatar bows at two draw lengths, not only at 28 inches but also at 30 inches, like we did for other brands of Crimean Tatar bows. This is Chan, 42 pounds at 28 inches, and this test shot was executed from 28 inches of draw. It's 175 FPS. So at the very first glimpse, we thought that this bow is not as fast as the other all-resin bows of Şimşek, but the difference is not that much, in fact. So with 10 grain per pound arrow, it is 175. On the other bows, it is just about 180 or around 180. So 5 feet per second lower speed measurements we got. Çağan 28 inç çekiş mesafesine 42 libre veriyor. Yayı ilk elimize aldığımızda çok bize diğer Şimşek'in diğer yayları gibi hızlı değil, biraz daha yavaş bir yay gelmişti. Ama şimdi 175 FPS ölçtük 28 inçten ve 10 grain per pound ağırlıkta okla. Evet, diğer yaylar kadar hızlı değil. Diğer yaylar 10 GPP'de 180 civarı veriyor. Ama aşağı yukarı 5 FPS'lik bir düşüş bu. O kadar da önemli bir düşüş değil. Eğer bir performans yayı arıyorsanız farklı, ama bir her şartta kullanacağınız güvenilir, dayanıklılığı yüksek bir yayı arıyorsanız 5 FPS'lik düşüşün çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Kırım Tatar yayı gibi yaylar tasarımı gereği uzun çekişte kullanılması daha uygun olur. Zaten herhalde yapımı da böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur diye düşünüyorum. Biraz önce 28 inçte ölçümlerini yaptık ve biraz düşük geldi bize. Fakat bu tür yayların daha yüksek 29 veya 30 inç çekişlerdeki değerlerine de bakmak lazım. Zira dışa bükümlü ve uç bükümlü yayların çekiş kuvveti çekişin sonlarına doğru artan oranla gittiği için 28 inç ile 30 inç arasında, işte 14 inç ile 16 inç arasındaki farktan çok daha büyük bir fark çıkacaktır. Bu da bize daha iyi bir fikir verebilir.
The Crimean Tatar bows are designed to shoot with longer draws, so that's why 28 inches of draw in test shooting is not very reliable. We have to test it with a longer draw, which we will do now, with a 30-inch draw. And of course, at the 30-inch of draw, this bow pulls 48, not 42. And it makes sense to test these bows with longer draws because the reflex recurve Asian style bows have a steep increase at the end of the draw. And because this is a longer bow compared to other Turkish bows, the increase of the draw weight is seen at the end of the draw or at longer draws. So now I have an arrow which weighs 480 grains, which is 10 grain per pound for the 48 pound of pull of this bow at 30 inches, and I'm going to shoot it from 30 inches of draw, and we'll see what kind of speed measurements we will have. Evet. Well, okay, it's a 185 FPS, which is quite good, but from a 30 inches of draw. But as we said before, these kind of bows are meant to be more durable because they're designed for war and for hunting rather than sport activities like flight shooting. And the 185 FPS with a 10 grain per pound is quite good, but the draw is critical here. As Harun said before, it should be 30 inches or maybe even more, but 30 inches is quite good for someone at my size. Evet, 185 FPS çıktı. 28 inçteki DL 175 FPS çıkmıştı. Baktığımızda ikisinin arasında yüksek çekişte, daha uzun çekişte daha doğrusu, anlamlı bir fark olduğunu, biraz önce söylediğimi destekler nitelikte bir fark olduğunu gördük. Yani ağırlığı 480 grain'e çıkartılmış bir ok. 10 FPS, 2 inç fazla çekişte 10 FPS daha fazla hız veriyor. Bu da bu tür yayların Kırım Tatar yayının da uzun çekişlerde daha verimli olduğuna bir done oluşturabilir. Ve bunlar zaten savaş yayları aslında. Savaş ve av için geliştirilmiş. Yani menzil okçuluğundaki gibi performans için geliştirilmiş yaylar değil. Yani bu yayların daha az gerilim altında, daha güvenilir, saha şartlarının işkencesine maruz kaldığında kırılmayan, kullanıcısının elinde onu yarı yolda bırakmayan yaylar olarak tasarlanmasından yola çıkıldığında bu gayet mantıklı. Yani uzun çekişte kullanılan, daha dayanıklı, kırılması daha zor bir uzun Asya tipi recurve reflex yay. Evet. 183 FPS. Son GPP'ye göre bayağı yüksek bir hız, özellikle hall racing yaylar, fiberglass yaylar için veriminin çok yüksek çıkacağını tahmin ediyorum. For an hall racing bow like this, 183 feet per second with a 10 grain per pound arrow and 28 inches of draw, it's quite a good performance, and we think that the energy efficiencies will be calculated to be high. Short Crimean Tatar bow arrow velocity measurements, and this is the 10 GPP arrow. So for the 46 pound bow, it is a 460 grain arrow. Evet. Birazdan. Evet. 194. Evet. Çok çek. Sonra da çok yavaş çekmeye başla. Ben at dediğimde oradan kurtarayım. Evet. Bir dakika. Daha kısa çek. Tam çekişinden daha kısa çek. Şimdi yavaş yavaş gel. Evet. Evet,
test atışlarına devam ediyoruz. Kısa kırım tatarın 8 GPP atışlarında 200 FPS'yi geçtik. FPS feet bölü saniye biliyorsunuz. 200 yani all-resin yaylarda, fiberglass yaylarda 200 FPS'nin üzerine çıkmak bayağı iyi anlamda şaşırtıcı. We are continuing with the chronograph measurements of the short Crimean Tatar, and this 8 GPP arrow gave a 202 FPS velocity measurement, which is quite a surprise, showing the high energy efficiency as well as the energy storage capacity of this bow, especially because it is an all-resin bow, and for an all-resin bow, this performance is really good. Tabloda kısa kırım tatar yayı ile atılan 8 GPP ve 9 GPP oklarla elde edilen ok hızlarını görüyorsunuz. Hatırlatalım, 8 GPP yayın birim çekiş kuvveti başına 8 grain ağırlığında ok demek. 9 GPP de birim çekiş kuvveti başına 9 grain ağırlığında ok demek. Zaten tablonun sağında ok ağırlıklarını da görüyorsunuz. Burada metodumuzun ne kadar güvenilir ve sağlamcı olduğunu göstermek için bu tabloyu sizle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi 3 ayrı test atıcısı ayrı ortalama ok hızları elde ediyor. Yani herkes, her atıcı 10'ar ok atıyor. Bu 10 okun ortalaması gördüğünüz gibi üst satırda 200 FPS sınırının biraz üzerine çıkmışken bu benim atışlarım. Harun'da bu 196 küsürlerde ve Kerem'de 198 küsürlerde. FPS cinsinden, feet bölü saniye cinsinden. Burada gördüğünüz gibi atıcının tekniğine bağlı olarak hız farkları olabiliyor. Sebepleri çeşitli olabilir. Yani hatra kalitesiyle alakalı olabilir. Kullandığı zihkirin morfolojik özellikleriyle ilgili olabilir. Şu veya bu sebeple atıcılardan kaynaklanan, atıcıların tekniklerinden kaynaklanan hız farkları olabilir. İşte bu sebeple testleri hep aynı çekiş mesafesinden okları atmak kaydıyla farklı okçular kullanarak yapıyoruz. Ve bu hız farklarının ortalaması alındığında matematiksel olarak çok daha güvenilir ve yayın gerçek performansı hakkında daha kesin fikir veren sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Let's have a look at the arrow velocity data that we harvested from the short Crimean Tatar bow. Here you see the velocities of the arrows of 8 GPP and 9 GPP shot by 3 test shooters. And as you see that the technique may cause different arrow velocities. As you can see at the 8 GPP arrow line, which was shot by me, 200.1 is the mean velocity that I got from 10 shots, while Harun got 196.5 and Kerem 198.2. So it may depend on the technique, on the quality of hatra, or even maybe the morphology of the thumb ring that the individual use. So that's why we are doing all these tests with different archers, so that the mean values of the data that we harvest is more reliable, more credible, and shows or indicates the real performance of the bow. Kısa kırım tatar yayının çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi eğri başlangıçta dik bir parabol olarak yükseliyor. Bu kurulu değilken dışa bükümlü, yani refleks olan yerlerin tipik özelliğidir. Daha yay kurulduğu zaman yay kolları gerilim altında olduğu için bu yaylarda erken çekiş daha fazla enerji birikimiyle karakterizedir. Burada eğrinin altındaki alan hesaplanarak depolanan enerji ortaya çıkartıldığı için eğri parabol şeklinde yükseldiği yerlerde daha çok enerji depoluyor.
Sonra belli bir yerden sonra parabolik değil, çizgisel bir yükseliş görüyorsunuz. Burası tıpkı düz kollu bir yay gibi. Mesela bir İngiliz uzun yayında bütün çekiş karakteristiği böyledir. Burada recurve'ler, yani uç bükümler çalışmaya başlıyor. Ondan sonra yay kısa olduğu için uç bükümlerin de artık birim çekiş mesafesindeki çekiş kuvveti artışını kontrol edemediği bir aralık başlıyor. Ve burada işte aşağı yukarı 24-25 inçten sonra bir ikinci yükselme eğrisi görüyorsunuz. Bu orta boylu, yani işte hibrit ve sipahiye göre uzun ama diğer uzun versiyon Kırım Tatar'a göre daha kısa olan bir yay için oldukça yumuşak karakterli bir çekiş eğrisi. Yani 28-29 inç, hatta belki 30 inçe kadar çok yumuşak bir çekiş karakteri sergilen bir yay var burada. Here you see the four stroke curve of the short Crimean Tatar bow, and the curve reveals an increase in draw weight at the early stages of the draw, which is expected from a bow that has such an reflex profile in unstrung position. So the early draw weight is getting higher and the early energy storing is also better in such a bow. And starting from 15 inches of draw up to 23-24 inches of draw, there is a linear or regular increase in draw weight, as if it is a if it is the curve of a straight limb bow. This part is the draw in which the recurves act, and after 23-24 inches of draw there is again an increase in the curve, but it is not as sharp thanks to the design of the recurves again. So up to the 28 inches of draw, this bow pulls really smooth compared to the shorter models of Shimshek. Uzun Kırım Tatar modeline baktığınızda benzer bir çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiği görüyoruz ve bu normal, çünkü iki yay birbirine çok benziyor. Hatta aynı, sadece birisi daha küçük, birisi daha büyük. Burada da bu yayın total uzunluğundan kaynaklanan çekiş farklılıkları görülüyor. Karakter aynı olmakla beraber başta yine bütün refleks yayları özgü erken dönüş enerji depolama kapasitesi yüksek olduğunu görüyorsunuz. Parabolik bir artış var. Sonra bir lineer artış görüyorsunuz. Yani düz kollu bir yay gibi birim çekiş mesafesinde sabit olan bir çekiş kuvveti artışı gözlemleniyor. Ondan sonra ikinci parabolik çıkış biraz daha uzun bir çekişte gerçekleşiyor. Yani 28-29 inçten sonra tekrar bir parabolik artış var. Bu da bizim başlangıçtaki gözlemlerimizi destekler mahiyette. Yani uzun Kırım Tatar yayının bu çekişi daha uzun olan okçular tarafından kullanılması, daha yüksek enerji depolama kapasitelerine yay ulaşacağı için daha akıllıca olur. Eğer kısaysa çekişiniz, yani belki kabaca bir 28 inç sınırı konabilir, 28 inçten kısa çekiyorsanız daha kısa kollu bir yayı tercih etmenizde yarar var. Yani Kırım Tatar'ın kısa modeli olabilir veya daha kısa modeller olabilir. Here you see the forced draw curve of the longer Crimean Tatar bow, and the characteristics of the curve is almost identical to that of the shorter version, which makes sense because the profiles are similar, if not the same. So you see that there is a parabolic increase in the curve at the beginning of the draw, which can be seen up to the 17-18 inches of draw, and then you see a more or less linear incline of the curve, and this time it is longer up to the 27-28 inches of draw. It runs as if it is the curve of a straight limb bow. So because of the longer limbs, it is drawn very smoothly up to this draw length. That's why we said that this design, the Crimean Tatar bows, are meant to shoot from longer draw lengths. And as you can see in this graphic, that the parabol gets or has a steeper increase again after 28-29 inches of draw. So
for a short drawing archer, this bow will not give its best. So if you are longer drawing archer, like 29 inches and beyond, then you really get more energy storage here. Testleri yaptığımız süreçte bir kaza meydana geldi ve yay dry fire denilen durumla karşılaştı. Yani herhangi bir ok olmadan kirişin bırakılması gibi bir durumla karşılaştı. Aslında biz test ettiğimiz hiçbir yayı sağlamlığını denemek için bu dry fire durumuna sokmuyoruz. Fakat burada pratik sırasında, okçuluk idmanı sırasında bir okun gezinden kırılması neticesinde bir dry fire durumu söz konusu oldu. Ve burada tonç kertiklerinin içindeki inleyin kırıldığını gördük. Ve yay kollarına hiçbir şey olmadı. Allah'a şükür elime de bir şey olmadı. Ve bu da tabii aslında bu tonç kertiği içine yerleştirilen inleyin bir tür tampon vazifesi gördüğünü gösteriyor. Ve oraya aktarılan enerji onu kırıp tonç kertiğin içinden atarken yay kollarına ya da elime ciddi bir şey olmasının da önüne geçmiş oldu. During the test period, an accident happened, so the bow was dry fired. We never dry fire any bow that we are testing, just to evaluate the durability of the bow. But here, accidentally, the bow was dry fired because an arrow got broken at its nock during practice. But this accident gave us very valuable data about the durability of the bow, and as you will see in the following pictures, the inlay that had been put into the bow nocks got broken, so it probably avoid any damage in my hand or on the limbs of the bow because the transferred energy into the inlay broke that inlay instead of breaking something else. Kazayla meydana gelen dry fire sonrası kırılan çağını onardık ve testlere devam ediyoruz. 30 inç atışları da yaptık. Yay 28 inçte verdiği hızları 30 inçte de verdi. Arada çok az bir fark çıktı ve bu fark %2 kadar uzun çekişimde yine. Başta öngördüğümüz bu yayın uzun çekişlerle daha yüksek efficiency vermesi testlerimizin sonucunda teyit edilmedi. Ama tabii şunu unutmayın. 30 inçte bu yayın çekiş kuvveti artıyor. 42'den 48'e çıkıyor. Ona göre ağırlaştırılmış oklar kullandık. Bu ne demek? Hız farkı olmamasına rağmen yani 10 GPP oku, aşağı yukarı 185 FPS falan bir ortalama ok hızına ulaştık. Bu ağırlaşmış oklarla korkunç bir kinetik enerjiye ulaştı yani. Yani dinamik efficiency bakımından yine iyi bir yay. This is Chan, the longer Crimean Tatar bow, and because of that accident which brought the bow to dry fire, this inlay of the bow nock was broken and we repaired it successfully and continued the tests flawlessly. And we completed the 28 inches and the 30 inches shots, and we had guessed that the dynamic efficiency of the Crimean Tatar bow would be higher, which means 30 inches of draw would make or would create more energy efficiencies. But our measurements showed that the speed data is almost the same when we shot from 28 inches of draw and 30 inches of draw. But of course, keep in mind that the bow pulls 48 pounds, not 42 at 30 inches. So the arrow mass was also increased according to this new draw weight, which is 48, so the 10 GPP arrow is a 480 grain heavy, and although there's just a little speed difference, almost 2% or so, almost the same, the kinetic energy that is provided at 30 inches of draw is enormous because of the longer power stroke, and the kinetic energy that the arrow carries is really remarkable. Burada her iki yaydan elde ettiğimiz hız verilerini görüyorsunuz. Sağdaki sütun uzun kırım tatarın 30 inç çekilerek kullanılmasıyla elde edilen hız verileri.
Burada kısa kırım tatarın çok iyi performans gösterdiği hemen görülüyor. 198 FPS hız ortalamasına ulaşmış 8 GPP ağırlığında okla ve 10 GPP ağırlığında okla da 181 hatta 182 FPS gibi çok iyi bir hıza ulaşmış. En sağdaki sütunda uzun kırım tatarı 200 FPS gibi bir ortalama hız elde edildiğini görüyorsunuz. Fakat bu hemen bunun daha yüksek performanslı bir yay olduğu intiba uyandırmasın. Biraz sonra zaten enerji verimlerini size gösterdiğimiz zaman öyle olmadığını göreceksiniz. Burada yay 30 inçe çekildiği için aslında daha uzun süre kiriş oku itiyor. Buna power stroke denir. Bu power stroke daha uzun olduğu için daha yüksek hıza ulaşması mümkün. Ama depoladığı enerjiyle okun taşıdığı kinetik enerji karşılaştırılarak aslında yayın o çekiş mesafesindeki enerji verimi tespit edilir ki biraz sonra bunu da göreceksiniz. Here you see the velocity data that we got from the two bows. You may in fact consider this as three bows because the longer version was shot from two different draw lengths, 28 inches of draw as well as 30 inches of draw. And here you see the short Crimean Tatar bow performed really well by reaching 198 FPS with its 8 GPP arrow. You can see that the longer Crimean Tatar reached a velocity that is a little bit higher, but don't be fooled because this is the shots from the 30 inches of draw. So the power stroke is longer and the bow pulls heavier. So you are going to see soon the dynamic energy efficiencies, which will show that the most efficient among all these bows is the short Crimean Tatar. Yayların enerji verimlerine bakınca şampiyon yine kısa kırım Tatar. Gördüğünüz gibi 8 GPP okla bile %73.6 enerji verimine ulaşmış. Bu all resin yaylar için oldukça iyi bir enerji verimi ve hafif ok için. Çünkü ağır oka daha çok enerji aktarılır. Nitekim aynı sütunda görüyorsunuz 10 GPP ağırlığındaki okla 77.31 gibi gerçekten çok üst seviyede. Yani lamine yayların falan ulaşabileceği bir enerji verimine ulaşmış. Gerçekten çok iyi. Buna mukabil uzun kırım Tatar da enerji verim açısından son derece iyi. Bir uzun boylu all resin yay olarak 8 GPP'de bile %70 sınırını açmış ve 10 GPP okta da %74 gibi oldukça iyi, oldukça hatır sayılır bir verime ulaşmış. Fakat burada enteresan olan şey şu. Kırım Tatar yayının daha uzun, daha ağır oklarla ve daha uzun çekişlerle daha yüksek enerji verimi vermesini öngörüyorduk. Fakat gördüğünüz gibi 30 inçten kullanıldığı zaman 8 GPP'de 70.99 bu yine tabii oldukça iyi. Yani %71 aslında çok iyi bir enerji verimi. Ama baktığınız zaman 10 GPP ok ağırlığında enerji veriminin birazcık düşük dahi olduğunu görüyorsunuz. Aynı şey 9 GPP'de de görülüyor. Yani ok ağırlaştığı zaman 30 inçe çekip attığınız zaman dahi enerji veriminde biraz kayıp oluyor. Ama bu yine yayın performansının kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü burada 48 libreye çıkıyor 30 inçe çekildiğinde yayın çekiş kuvveti. Biz okları da o nispette ağırlaştırıyoruz. Yani burada 10 GPP, 9 GPP, 8 GPP yayın o çekişte verdiği çekiş kuvvetine göre arttırılmış ok ağırlığını tarif eden birimler. Dolayısıyla yani mesela aynı yayı 42 libre çekiş kuvveti verecek şekilde 28 inçten kullanmakla 48 libre çekiş kuvveti verecek 30 inçten kullanmanız arasında okun taşıdığı kinetik enerji açısından çok ciddi fark var. Taking a quick look at the energy efficiencies, the short Crimean Tatar bow came out to be the champion again. As you see, even with an 8 GPP arrow, it reached an energy efficiency of 73.6%, which is really good for an all-resin bow. And with a 10 GPP arrow, it reached a proud 77.3% energy efficiency. And the longer Crimean Tatar is also very good in energy efficiency. As you see, it reached 70% of energy efficiency with an 8 GPP arrow. And with the heavier arrow, with a 10 GPP arrow, it reached almost 74% line, which is also a very remarkable performance for an all-resin bow, especially at this length. At 30 inches of draw, at which the bow pulled 48 pounds instead of the 42 at this 28 inches of draw,
As you have seen, the velocities were higher, but as you see, the energy efficiency is almost the same, and it is even a little bit less when you look at the energy efficiencies at 9 GPP and 10 GPP arrows. This is interesting, what we did not expect, because the Krimen-Tatar design should be more energy efficient with the longer draws and heavier arrows. But of course, this change is not very remarkable. So it is almost the same energy efficiency from 28 inches of draw and 30 inches of draw. But of course, keep in mind that the arrows are heavier, because the 10 GPP means 10 grain per each pound of the ball. So the longer drawn ball pulled 48 pounds, and the arrows were heavier. So the kinetic energy that the arrow carries when shot from this 30 inches of draw is really enormous when calculated. Sonuç olarak her iki Kırım Tatar yayı da All Racing yaylar için gerçekten inanılmaz iyi enerji verimlerine sahip, yüksek ok hızları sağlayan yaylar olduğu ortaya çıktı. Bütün Şimşek yayları gibi otantik dizayna benzerlik bakımından çok iyiler. Ve bu yaylar boyları da nispeten uzun olduğu için bizim gibi nispeten uzun çekenler için bile çok yumuşak çekiş karakteristiği verdiler. Otantik dizayna benzeme bakımından sadece uzun Kırım Tatar'da belki biraz kabza tartışılabilir, ama onun dışında otantik dizayna benzeme bakımından çok iyiler. Ve yine uzun Kırım Tatar'da kabzanın biraz küçültülmesi ihtiyacı var gibi görünüyor, ama bu da göreceli bir şey, çünkü elleri biraz daha büyük olan birisinin rahat edeceği bir yay. Uzun Kırım Tatar'da 28 inç ve 30 inç arasında dinamik verim bakımından fark bulunmaması aslında bir avantaj da olabilir. Özellikle Kırım Tatar yaylarının askeri amaçlı üretilmiş yaylar olduğunu düşünürseniz, hani bir ölçü herkese uyar şeklinde satılan beyzbol şapkaları vardır ya, o şekilde yani siz 27 ile 30 inç arası çekişi olan bir okçuysanız, kendi çekişinize uygun olup olmadığını kale almaksızın bir uzun Kırım Tatar yayı alıp rahatlıkla her çekiş mesafesinde aynı enerji verimiyle kullanabilirsiniz gibi görünüyor. Both of the Krimen Tatar models of Şimşek revealed excellent results. Their energy efficiency is really high for an all-racing bow, and their draw characteristics is excellent, especially for archers like us who have relatively longer draws. They are very smooth throwing bows with no stacking at all up to 30 inches of draw, and the authenticity in look is excellent, to say the least. They look very close to the original design. Only the grip size and shape of the longer version is arguable a little bit, but this is also relative, because archers with larger hands may be even more comfortable with that. And if it comes to the dynamic efficiency difference in 28 inches of draw and 30 inches of draw, although it was not as expected, this is not a disadvantage. Contrary, this is an advantage for a military weapon, because the Krimen Tatar bows were meant to be used for military purposes, and this is something like one size fits all. So whether you're drawing 27 inches or 31 inches, you can just pick up a Krimen Tatar bow, I'm talking about the longer version, and go out. So it seems that this bow functions well with almost the same energy efficiencies within this range of draw. So a very good feature that can be expected from a military weapon.